Satranç TV'den tekrardan herkese merhabalar. Ee, Dünya Hızlı Satranç Şampiyonasının başka bir turunda. Magnus Carlsen-Andrej Tenk yani Lichess'teki ve Penguinim arasında gerçekleşen çok şık bir maçı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Penguin'imle e, Magnus Carlsen Lichess'teki hep böyle 1-0 artı arenalarda birincilikle ikincilik için sürekli böyle bir kapışıyorlar. Kim birinci olacak, kim ikinci olacak falan filan diye. Dünya hızlı satran şampiyonası da bu yansı. Tekrar hatırlatalım 15 artı 10 saniye ekleme yani 15 dakikalık bir turnuva dilerseniz. Hemen maça geçelim. 3-4 saat önce yayınladığım Magnus'un çaban matı ne denediği videoyu da mutlaka e, izlemenizi öneririm. Evet Magnus Beyaz taşlarla D4 hamlesiyle başladı. Andrew Tank'ten e, D5 hamlesi pardon e, Andre Tank e, Beyaz Taşlarla oynuyor. Magnus Siyah Taşlarla oynuyor. Fil F4 London sistemi tercih etti. At F6 E3. E6 At F3 buradaki fil e, içeride kaldı. Fil D6 buradaki önemli fil değişelim diyor Magnus Carlsen. At D2 alıyorsan al kardeşim demiş. Almamış. Çünkü fil alır F4. E alır F4. Nasıl? bu da iki konum kötü değil Beyaz için. Çünkü E5 karesi bakın ciddi bir kontrol. Yani önemli bir köprü. Karşı tarafı kontrol edilmek için. G3 falan oynuyorlar. At 5 koyuyorlar. Bir sıkıntı yok bu konumda. Fil D6. B6. Fil D3. Kısa rok. At E5. Evet. E5 karesine e, beyazlar artık taşını e, oturdu. A taş peşemleri de yok. Bakın vezir buraya da kontrol ediyor. Siyahlar müsait bir fil 6 ile buradaki filden kurtulmalı. Çünkü bu filden kurtulmazsa bu fil H7 karesine bakıyor. H7 karesinde e, ciddi bir tehlike yaratabilir. E, Magnus bu filden rahatsız olacaktır ki o yüzden bence B6 oynadı. C5 sürüşü merkez yönelik bir saldırı. Vezir f 3 Burada C3 alması daha bence mantıklı olabilirdi. Mesela fil 6 gibi bir hamle yapılırsa e, fil C2 de kaçılabilir ama fil C2 Buradaki çapraz zayıflatıyor tabii ki. Fil, fil 6 alınabilir. At çarpı 6. E, bu konum oynanabilir de. bakalım onlar nasıl devam etmiş. Vezir F3 oynamış. Buradaki vezir H3'ten H7'ye bakacak. Saldırıda kullanacak. Vezir C7 gelmiş. Magnus Carlsen C3 ve fil A6. E, açıştaki önemli stratejik hamle olan fili altı de gelmiş oldu. E, Magnus basitçe burada içeride kalan kötü olan filmi senin iyi filinle değişmek istiyorum diyor. Hakikaten satlayancı böyle oynamak lazım. E, bazı oyuncular burada git mesela C4 sürüyor. C4 arkadaşlar intihar. Yani London'da bunu sürdüğünüz zaman intihar ediyorsunuz. Çünkü fil C2 stratejik olarak konum terk oluyor. Bu fil burada rakipsiz. E, tüm taşlar bakın e, siyahların şarkına doğru bakıyor. Yani bu şartlar altında oyunu sürdürmek Hele hele kazanmak imkansız bana göre. Yani beyazlar çok büyük bir hata yapmadığı sürece. Fil 6 o yüzden stratejik makul bir hamle. Fil alır altı almış. Undraft tank. At A altı Magnus Carlsen'den ve kısa rok yapmış. Evet Magnus burada e, vezir b de oynamış sevgili dostlar. E, belki B5 B4 sürecek duruma göre. E, her şey olabilir. At G4. At G4 niye oynadı? Undrafting. Çünkü buradaki atın savunmada önemli olduğunu gördü. Hakikaten ee, savunma tarafında ee, birçok önemli kareleri kontrol ediyor buradaki at. Buradaki attan kurtulduğumuz zaman daha rahat saldıracağız. E4'e 5 sürebiliriz. Vezir G3 ve fil 6 gelebiliriz. F4 sürebiliriz. Kale F3, kale G3, kale H3 gelebiliriz. Bir sürü farklı fikirlerimiz var. Rakibin atı ve veziri şu an oyun dışındayken hele. At G4 gelinmiş. File 7. At F6, Fil F6. Andrev Tank önemli bir savunma taşından da kurtulmuş oldu. Burada Andrev Tank'ten aslında güzel bir manevra. Size soralım. E, videoyu bir durdurun bakalım. Sizce burada Penguin'im e, nasıl bir hamle yapmış olabilir? Videoyu durdurup mutlaka düşünün. Evet, dünya hızlı satranç şampiyonası e, kasıp kavurmaya devam ederken Andrev Tank burada at C4 oynamış. Ee, çok şık bir klas piramide bakın. Alamıyor Magnus çünkü beydeki vezir boşta. Böylece D2'de hiçbir işe yaramayan at C4'ten E5'e önemli bir kare gitmiş oldu ki buradan belki G4'de de gidebilir tekrardan. Yani bu at mı dahi, bu at mı dahi tabii ki D2'deki at. Çünkü şimdi C4'de oradan da E5'e zıplamış oldu. Evet bu konumda stratejik olarak Beyaz'ın daha rahat oynayabileceğini söyleyebiliriz. F6 oynamış Magnus Carlsen. At C4 geri gelmiş Andrev Tank ve Vezir D7. Evet Vezir D7 ile birlikte artık Siyahlar yavaş yavaş kontrolünü arttırıyor konumda. E5 karesinin kontrolü duruma göre e5 sürebilir. E buradaki at artık e, açmazdan çıktığı için siyahlar istek altına at geri dönmek zorunda at D2 ve burada Magnus'tan gerçekten çok şık bir hamle. videoyu kesinlikle ve kesinlikle durdurun ve bulana kadar oynatmayın arkadaşlar. Magnus burada ne oynamış olabilir? Evet Magnus tabii ki vezir feda etmiyor ama plansal alanda konumun gerektirdiği en iyi hamleyi yapıyor ve E5 oynuyor arkadaşlar. İnanılmaz iyi bir hamle. Amaç ne? E, D5 alırsa eğer beyazlar fil E5 fil düştü. Gördüğünüz gibi fil düştü. Çok kötü bir hamle. Yani burada D5 almak demek direkt terk etmek demek. Siyahlar üstünlüğü cidden hani bastırmaya devam etmek demek. E, bu sebeple fil G3 kaçmış. E, Andrew Tank. Magnus'tan yine bir şık bir hamle. Önce birer tane piyon kesmiş. C alır da 4. C alır da 4. E alır da 4. Şimdi E4 sürmüş. Bu da önemli bir plan. Artık burada gördüğünüz gibi piyon çokluğu oluştu siyahların. Her ne kadar konum eşte yakın gibi e, gösterse de makine tarafından e, plansı açıdan, stratejik açıdan siyahların çok daha rahat oynayabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü buradaki piyon önemli. F5 sürüşte gelecek e, siyahlardan. Kale A8 gelebilir. Bu hat da oyuna girebilir. E6'ya kadar gidebilir. E, siyahlar için oldukça avantajlı bir konum olarak nitelendirebiliriz konumu. Vezir E2 gelinmiş. At c ve F3. F3 ile birlikte e, Andrei Tank burada merkezi hakikaten parçalamaya e, çalışıyor. Ama Magnus buna izin vermemiş tabii ki. Nasıl vermemiş? Direkt F5 Patlatmış. E4 karesindeki kontrol kesinlikle sana vermeyeceğim demiş gayet mantıklı. File 5 gelmiş. Andrew Tank eğer failer E4 alınsaydı, d çarpı 4'ten sonra buradaki piyona inanılmaz kuvvetli olurdu. Bundan rahatsız olduğu için Pengui'nin burada file 5 oynamış. filini güzel bir kareye koymuş. Sonuçta buradaki fil önemli yerleri kontrol ediyor. Magnus Carlsen bu filden rahatsız olup fil d6 ile gel kardeşim bu filleri değişelim demiş. Andrew Tank tamam kardeşim demiş fil d6 vezir d6 alınmış. Şimdi son ko oluşan konumda ama e Tank F çarpı e 4 almış. F çarpı e 4 almış. Yani buradaki hamle şimdi siyahlar D4 aldıktan sonra konum yine eşit ee, hani nitelendiriliyor makine tarafından ama kesinlikle eşit olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buradaki piyonlar gerçekten çok kuvvetli. E, ee, her yıldırım satı, hızlı satrançta sürenin az olduğu konumlarda bu tarz baskılı piyonlara karşı doğru hamle bulmak kolay değil. Büyük ihtimalle müsait bir zamanda beyazlar G4 yarması yapmalı. Makine bu sebeple eşit veriyor konuma. G4 yarması yapıldığı zaman E4'teki piyonun gücü kırılmış olacak. Ee, Tabi ne zaman G4 oynayacağız hangi şartlar altında oynamalıyız? Süre sıkışmasında bunu değerlendirmek kolay değil. At G4 gelmiş. Andreev Tank. Rezi 6 ve altı aslında var ya bu e, hızlı satman için e, şeyim neler canlı yeni bayağı keyifli olur aslında. Ee, belki de yayın e, da yapmalıyız e, Hızlı e, satrançla alakalı Yapabiliriz arkadaşlar size de bağlı tamamen Sizdeki ilgi alakaya bağlı Videoları bu arada 1500 e, like gelmeye devam ediyor O yüzden günde 2 video yayınlamaya devam ediyorum Sözümdeyim ben unutmayın Desteğe ben de destek veriyorum gördüğünüz gibi At e5 Şimdi e5 karesindeki at e, Tengin bence önemli bir dayanak noktası Sonuçta artık bu at Herhangi bir rakip piyon tarafından test edilemiyor. Yani bu atın kalkması mümkün değil. Tek mümkünatı buradaki atın bir şekilde d, d, f7 ya da c6'ya gelerek buradaki ata saldırması, ancak o şekilde kalkabilir ya da siyahlar gelip bir tane kalite feda edecek. Yani kalesiyle ata pat diye vuracak. Başka bir çare gözükmüyor. At d5 gelmiş. Magnus Carlsen, Andrev Tank a4 sürmüş. Buradaki piyonları zayıflatacağım ben diyor. Yavaş yavaş stratejik olarak üstünlük beyaza geçiyor gibi gözüküyor ama ben hala sözümün arkasındayım. Plansal anlamda siyahlar oynamak çok daha kolay olduğu için psikolojik ben siyahların daha olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda ben siyahları tercih ederdim. A5 sürmüş Magnus Carlsen beyazın yerleşini hemen kesmiş. Kale A1, E ve F hattına kalelerde gelinde. Şah 8 Magnus olası bir çapraz etkilerinden kaçmış oldu. Vezir F2 Andrev Tank'ten ve kale F6. Kale F6 ile birlikte gördüğünüz gibi buradaki kaleyi Magnus H6'dan belki saldırı için kullanmak istiyor. Ya da buradaki kaleyi çiftleyecek. E, çiftleyip sonra F4 sürmeye çalışacak. E4 piyonu tabi e, bir şekilde korunmalı. Yoksa kale çarpı E4 var her zaman. Vezir G3. penguinimden. Kale A8 Magnus Carlsen kariyerinin F fatına çift dedi. F4 sürüşü için hazırlanıyor. F4 hamlesi geldi yani yani siyahlar rahat bir şekilde F4'ü sürdüğü an arkadaşlar. E, beyazlar için artık son çınlamalar, e, son sesler. Çünkü e, konum gerçekten çok ciddi sıkıntıya girecek F4 sürüşünden sonra. Vezir H4. Andrev Tank oyunda kalmaya devam ediyor ve siyahlar Vezir E8 oynuyor. Vezir E8 aslında çok e, uyanıkça bir hamle. Niye uyanıkça bir hamle? Çünkü buradaki vezir hem bu tarafa bakıyor hem bu tarafa bakıyor. Sağ gösterip sol ya da sol gösterip sağ vurma olayı oluşabilir. Bu da Andrev Tank bir hata yapıyor. Stajik hata yapıyor arkadaşlar. A4'teki piyonu koruyacağım diye kale A1 oynuyor ki bu gerçekten çok önemli bir hata arkadaşlar. Neden olduğunu da tahmin etmeye çalışayım diye durdurup burada kesinlikle çünkü videonun başına dediğim gibi siyahlara F4 sürdürtmemeniz lazım. Çünkü burada Magnus F4'ü hemen sürmüş. Bakın e 4e artık saldırmıyor buradaki kale. Kale buradayken Siyah f süremiyordu çünkü piyon alabiliyorduk. E şimdi buradaki bağlı geçerler çok kuvvetli. Her yeri kontrol ediyor. E, bu sebeple beyazlar ciddi sıkıntı yedi. Zaten hatasını anlayıp Andrei Tank kaleye geri dönecek şimdi. At G4. Kale F5. Kale A1. Ama artık çok geç. E, çünkü piyonlar artık hakikaten çok kuvvetli. Kale H5. Magnus saldırmaya devam ediyor. Andrei Tank Vezir F2 gelmiş. Magnus kale G5 gelmiş. Kale G5'e At E5 gelmiş. Andrei Tank ee, Tabi süre sıkışması olduğu için taraflar karşılıklı hatalar yapabilirler. Burada at 5ten sonra şimdi E4 e 4de ciddi bir baskı var. Ee, gördüğünüz gibi eğer mesela e3 gibi bir hamle yapılırsa vezir f3 koyulacak. Ee, şimdi f4 karesi sıkıntıda ve at ata saldırı var. At gittikten sonra g3 sürülebilir. At d3 at f4 da alınabilir hatta ve hatta mesela atı kaçalım herhangi bir yere. Kale çarpı e3 gibi bir hamle de var. f 3 alamıyoruz vezir f8 mat oldu. Yani böyle komik bir mat var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu matı e, olmamak için buradaki piyonu da vermemek için e, yani biraz zorlanacağız. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli olmak zorundayız daha doğrusu fayda yok. Direkt zorundayız. Aksi bu piyon gittikten sonra anlamı olmayacak. Tek başına bir piyon bir etkide bulunmuyor. Bir saldırı gücü yok. İki piyon çok daha kuvvetli şu an bu konuda. Şimdi at 5'e şimdi... E, E3 oynarsak, vezir E3 sonra kale 3 fedası olduğu için Magnus burada düşünmüş, taşımış. Demiş ki, ben şimdi demiş taşlarım geri gidersem Andreev Tank saldıracak demiş. Zaten balıkta, hızlı satrançta, yıldırımda çok iyi oynayan bir oyuncu Andreev Tank. E, bu sebeple hiç uğraşmayacağım demiş. Ve kale çarpıya 5 vurmuş. Kaliteyi feda etmiş. E, psikolojik baskı yapmak bu yüzden önemli. Şu an makine beyaza üstün gözüküyor. Ama dediğim gibi siyah kesinlikle daha üstün. Çünkü D alır E5, vezir alır E5. Yani hızlı satrançta ne yapacaksınız? İki tane piyon size bakıyor. E, vezir merkezde size bakıyor. At burada yakın. Kale burada. Yani buradaki kalelerimizi ne yapacağız? Kendi kendimizi boğacağız yani. Buradaki kaleleri ne yapalım? Hiçbir şey yapamıyoruz. Kalede bir gelmiş. E, Tank. Magnus F3 oynamış. Baskıya devam ediyor. Unutmayın. Hızlı satrançta daha iyi skolar almak istiyorsanız rakibe sürekli sıkıntı çıkarmanız lazım. Sürekli baskı kurmanız lazım. Vezir G3 gelmiş Andrev Tank. At F4 Magnus'tan. Bakın E2'ye de saldırıyor artık. Çatal atacak. Ee, önce F3 sürdü. F4 karesini boşalttı. Şimdi at için F4 karesini kullandı. Kaleye bir Andrei Tank'tan ciddi bir çift soru. Blunder bakın bu hamleden sonra siyah ciddi bir üstünlüğü elde ediyor. Vezir C5 şah çekiyor. Vezir F2'ye de F çarpı G2 alıyor. Bakın arkadaşlar buradaki kale çok komik bir şekilde sıkıştı. Ee, ve Andrei Tank burada terk ediyor arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum Vezir C5 alınsaydı Gel f F1. bir, Kale F1'den sonra B çarpı c Bu tarz konular neden terk ediyor ustalar? Çünkü e, konum artık bazı şekilde kayıp olduğu için rakibe saygısızlık yapmak istemiyorlar. Zamandan da hani zamanını çalmak istemiyor rakibin. O yüzden e, terk ediyorlar. Ülkeye umut olan e, büyük usta şeyine, şeyini, e, ülkeye umut olan adam videosunu kesinlikle izleyin derim. Bundan iki önceki video anlandı bir maç anlandı isteyenler için. Umarım keyifle izliyorsunuz videoları. Yorumlarınızı ve like tuşlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.